Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Evet, şu an bu videoyu çektiğim saat itibariyle saat 10'u geçti arkadaşlar. Biraz sessiz konuşmak zorunda kalacağım. Çünkü Simge uyudu. Uyumak üzere daha doğrusu. Akşam böyle oturduğum yerden sizin de isteğiniz üzerine arkadaşlar bir raid yayını yapayım dedim. Hem Max Raid Battle'la işte Wild Area'da vesaire dolaşarak biraz senaryoya ara vereceğiz ve biraz buranın tadını çıkaracağız. Burayı görmeyenler için hem de buradaki detayları bilmeyenler için de güzel bir video olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir buçuk bölüm olacak arkadaşlar ve dediğim gibi biraz da gece yayın olacak benim için. İlk defa bu saatte video çekiyorum sanırım. Simge'den bahsetmişken de biraz moralim bozuk açıkçası arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Dün gece durup dururken Simge ateşlendi arkadaşlar. Ateşi çok yükseldi. Gecenin bir yarısı. Sabah apar topar hastaneye götürdük. Üst solunum yolu enfeksiyonu olmuş. Burnu falan tıkandı. Ama tabii ateşinin gece özellikle çok hızlı yükselmesi birazcık bizi korkuttu. 38,5-39'a doğru gitti ateşi. Yani evet, birazcık üzücü oldu benim için. Moralim bozuk biraz açıkçası. Biraz kafa dağıtmak için de bu video iyi. Şu an yani iyi arkadaşlar, ateşi dindi. Yani indi ateşi normal seviyede ama tabii ki burnu falan tıkalı. İlk hastalığı arkadaşlar, 11 aylık kızım. Ve ilk hastalığını yaşıyor şu anda. Öyle, durum bu. Neyse, bu konu bir kenara. İşimize bakalım. Evet, şu an Wild Area'dayız ama şu an internete bağlı değilim arkadaşlar. Hemen yağmurlu havada internete bağlanıyorum. Y tuşuna basıp artıya bastığımda internete bağlanıyor. Bunları da öğretmiş olalım bilmeyen arkadaşlar için. Sesim çok yüksek gelmeyebilir. Onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi çok yüksek sesli konuşamıyorum. Umarım iyi geliyordur sesim. Evet, şu an internete bağlıyız. X tuşuyla burayı yenileyebiliyorsunuz. Burası akış arkadaşlar. Burada insanların ne yaptığını görüyorsunuz. Mesela bir tane bakın, burada bir raid var. Eğer hala açıksa bir girelim oraya. Bu şey olarak, görünüm olarak kime benziyor ya? Evet, raid açıkmış. Hemen giriyorum. Dövüş türüne karşı Grimmsnarl'la mücadele edebilir miyim? Başka bir Pokemon da seçebilirim. Dövüş türüne karşı da gerçi Dark Knight daha iyi sanki ya, değil mi? Bunu aldım. Evet, bir raid'i de böylece görmüş olacaksınız. Şu an biri açmış mesela raid'i. Biz de giriyoruz. 3 yıldız dövüş türünde bir Pokemon. Aa, attı bizi raid'den. Ne oldu ya, ben şey mi yaptım? Ben girene kadar başkası mı girdi? Ne yaptı? Niye attı o beni raid'den? Tekrar deniyorum. Yok, bitmiş. Eğer bu uyarı geliyorsa da arkadaşlar dolmuş demektir yani raid. Neyse, şimdilik böyle. Bakın sol alt köşede mesela Selo, bizim Rage oyundan Selçuk. İnsanların yaptığı şeyleri görebiliyorsunuz. O trade yapıyor şu anda biriyle mesela, onu görebiliyoruz. Evet, burası Wild Area dediğim gibi. Burada kamera kontrolü var ve diğer insanları da birebir böyle görebiliyorsunuz. Bu arada kuş geldi, bizi buldu. İyi mi? Pokemonlar böyle gelip sizi kovalayabiliyor. Özellikle yüksek level'lı Pokemonlar sizi gelip bayağı bir yani kovalıyorlar. Onlardan da kaçmanız lazım. 14 level bir Pido, burada işime yarayacağını söyleyemem. Şöyle bir dolaşalım. Mesela ışıklar, şu ışık, kırmızı ışık gördüğünüz yerler raid'di arkadaşlar. Oraları gidip bulabiliriz. Raid'leri. Şunlara da uğruyorum ki her raid bize 50 para kazandırıyor. 50 watt. Bu wattlar değerli arkadaşlar. Sonra işimize yarayacak. Pokemon kasarken vesaire işimize yarayacak. Bu biraz uzaktaymış ya. Şuradan dolanalım. Evet, bu şekilde. Eğer solda da bir raid, yani raid'e giren bir arkadaş çıkarsa da göreceğiz. Ona girmiş oluruz raidine. Konuk olmuş oluruz. Dün her yer karlıydı. Bugün de yağmurlu mu diyecektim ki yağmur dağıldı bir anda. Bir taraftan da WhatsApp'tan arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani raid'e giren olursa yazacak. Ben de 50 wattımı alayım hemen. Ya, bu yayın böyle bir yayın olacak arkadaşlar. Tamamen Wild Area'da raid'le birlikte geçen, Wild Area'yla geçen, arkada koordinat çıktı ya, bir yayın olacak. 300 watt oluyor arkadaşlar. Ha, bu şey.
Girelim. Yani 4 yıldız insan, yani bu şey raid'i ben açtığım için arkadaşlar insanları davet etmem gerekiyor. Switch'teyim. Önce bir Pokemon değiştireyim. Gerçi o Pokemon normal dövüş türünde. Normal dövüş, normal dövüş. Yani Oswald aslında iş yapabilir mi ya? İş yapar gibi geldi bana. Ama bir taraftan da tabii biz dövüş türünden çarpı iki yiyor muyduk? Karanlığız ya bir taraftan. Problem olabilir değil mi yani? Ben yine Dark Knight alacağım. Corviknight Knight alacağım ve Invite Others diyeceğim. Milleti davet ediyorum şu anda. Özellikle arkadaşlarımın köşesinde, o sol köşede benim bu davetim çıkacak arkadaşlar. Gelmek isteyen gelir. Gelmek istemeyen olursa da bakacağız. Durum bu. Eğer Pokemon Go oynadıysanız ya da oynuyorsanız bu mantık aslında Pokemon Go'daki mantık. Orada da ne yapıyorsunuz? Bir gym buluyorsunuz. Eğer o an orada bir raid varsa giriyorsunuz, davet ediyorsunuz, bekliyorsunuz. İşte birkaç arkadaşınız toplanınca dalıyorsunuz Pokemon'a. Mantık bu zaten. Bir hayli zevkli arkadaşlar. Özellikle yani arkadaşlarınızla böyle güzel Pokemon'ları kovalamak zevkli. Ama tabii bizim arkadaşlar şu anda muhtemelen hepsi bir yerde bir şeyler yapmakla meşgul. O yüzden çok da gelen giden yok gibi. Yabancı birileri gelirse bekleyeceğiz. Tabii ben oyunu tam olarak bitirmediğim için henüz, yani serimizi takip ediyorsanız 7. rozeti aldık. 8'i bile almadık yani henüz. Aslında bugün ben 8. rozet, yani bir sonraki bölümü çekecektim ama videonun başında söylemiş olduğum işte Simge'nin hastane olayı falan olduğu için. Evet, King Deoxys geldi bu arada. Göksel geldi. Bakın arkadaş, tanıdık bir arkadaş geldi. Yani normal seriyi çekecektim ama o olmayınca en azından boş geçmeyelim diyerek bu videoyu çekiyorum. Şimdi isteyenler vardı bu videoyu diye düşünüyorum. Evet, bekleyelim birkaç kişi daha. O Eternatus'la geldi direkt olarak. Eğer Eternatus'u görmediyseniz şu ana kadar, buradan bir spoiler olacak sizin için. Bunu söyleyeyim. O, yapacak bir şey yok. Tabi demek istediğim şu, ben oyunu bitirmediğim için raidlerde 5 yıldız raid falan açamıyorum. Allah'tan değiştirdi, hat tereniye dönüştürdü. 4 yıldız açabiliyorum en yüksek. Tabi 4 yıldızla 5 yıldız arasında büyük fark oluyor. Yani 5 yıldızda daha iyi Pokemon'lar var. Anca benim açabildiğim bunlar şimdilik. Başkalarının açmış olduğu 5 yıldızlara girebiliyorum ama öyle bir durum var. Evet, daha gelen olacak bilmiyorum. Ben Ready to Battle diyorum. Eğer King Deoxys'te hazırım derse başlatacağım. Kalan iki kişi gelmezse arkadaşlar, oyun kendisi NPC'lerden atama yapıyor. Yani 30 saniye kaldı. Daha gelen olacak mı? Evet, Pyre de geldi. Şey, Redmurn da geldi. Altı. Güzel. O da hazırım derse arkadaşların geldiği bir raid olacak. Redmurn'u turnuvamızdan tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Start Battle diyorum. Ve başlıyoruz. Evet. Yetiştim diyerek de buradan yazıyor. Redmurn turnuvalarımızda çeyrek final, yarı final, hatta final oynadı galiba değil mi? Final oynayan bir arkadaşımız. Evet, hadi bakalım. Raid olayına da başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Raid'de bu Pokemon Beaver gelecekti. Bunu zaten söylemiştim. Evet, Corviknight ile başladık. O arkadaşlar oyunu bitirdiği için tabii ki daha güçlü saldırılar yapabileceklerdir ama Raid Battle'larda saldırılar gerçekten çok İlginç olabiliyor, ilginç şeyler yapabiliyor raid'deki Pokemon. Şimdi oyun Dynamax hakkını bana verdi çünkü ben açtığım için. O yüzden ben Dynamax moduna geçeyim mi? Ya da King Deoxys'e bırakıp onun şey olmasını mı sağlayalım? Ya da Dynamax yap gitsin. Buradan saldırılara bakıyorum, en çok kim vuracak diye. Şu 140 vuruyormuş. O yüzden bunu seçiyorum. Evet, şimdi Dynamax moduna geçtim. 3 tur boyunca Dynamax modunda saldırabileceğim ama dediğim gibi karşıdaki raid'deki Pokemon o kadar da şey değil yani. Hani Nagaluga değil. Tabi Altuğ'la Göksel'in Pokemon'ları iyi olabilir. Evet, Close Combat ve iyi götürdü yani, bak mesela. Bunlar kasmış olabilir.
Pokemon mesela böyle arkadaşlar, agresifleşip ekstra kalkan açıyor. Sizin önce o kalkanları kırmanız gerekiyor. Böyle vura vura tek tek kalkanlarını devirmeniz lazım. Dynamax Pokemon'un yapmış olduğu saldırı kalkanı iki kırıyor. O yüzden 3 kalkanı bir anda turda kırmış olduk. Pokemon'un kalkanı kırılınca da defansı düşüyor ve bizim için daha güzel bir, ne diyelim, vuruş şansı derken tek attı, vay. Evet, iyi kasmış demek ki. Şimdi yendik arkadaşlar. Bu kolay oldu tabii ki. Yakalayıp yakalamayacağını soruyor oyun sana. Burada seçim tamamen sana kalmış. Yakalamasan da ödülleri kazanıyorsun ama yakalayalım gitsin, bir Ultra Ball atalım. Toptan çıktı oluyor tabii ki. Özellikle Gigantamax'ler toptan çıkıyor valla. Evet, Ultra Ball'umuzu attık. Bu raidlerde ne kazanıyoruz? Neden giriyoruz arkadaşlar? Sadece bu iş zevk için değil. Gerçekten yararlı şeyler de var. Şimdi birazdan göstereceğim. Yakalayabilirsek tabii ki. Evet, yakaladık. Güzel. Kaçmadı. İyi bir yer bizim oldu. Evet, bakın şu önemli arkadaşlar. Her raid'e girdiğinizde kendiler kazanıyorsunuz ki bu kendiler Pokemon kasmak için ileride, yani mesela turnuvalara falan Pokemon ayarlayacaksanız level'larını yükseltmek için müthiş lazım olan şeyler. Dynamax kendi Dynamax'in level'ını artırıyor. Yani HP'yi artırıyor Dynamax olduğunda. Bunlar beri ve önemli item'lar kazanıyor. Bir de TR saldırıları kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yani raidlerden gerçekten zengin şeyler kazanabiliyorsunuz. O yüzden ne kadar çok raid'e girerseniz sizin için o kadar iyi. Evet, bunu da atalım, kutuya gitsin. Kullanacağımız bir Pokemon değil sonuçta. Evet, bir tane raid böylece göstermiş olduk. Bunun ışığı gitti tabii ki. Şu koordinat muhtemelen bizim yakalayacağımızdan daha yüksek level'lı bir Pokemon. O yüzden dolaşmaya devam ediyoruz. Bakın, hava şartları sürekli olarak değişiyor. Bunu söyleyeyim. Hemen parlayan itemlar var. Onları alacağım. Big Mushroom, bunları satarız. Şu wattlar önemli. Wattları topluyorum. Çimenlerden çok çeşitli Pokemon'lar çıkıyor arkadaşlar. Yani Pokédex kasmak için birebir. Pek çok Pokemon çıkıyor. İleride o tam da önümüze çıkıverdi. İleride Pokemon kasmak için, yani şey, Pokédex'i tamamlarken eksikleri buradan yani tamamlamak gerek diye düşünüyorum. 35 levelmiş. Vuralım bir tane tepesine. Burada Pokemon'ları da yani rahat bir şekilde kasabilirsiniz tabii ki. Pek çok Pokemon olduğu için yani. Level'ınızı arttırmak için aslında çok da rahat bir kasma ortamı. Ben hani videolar dışında Pokemon'ları kastım derken hep bu şekilde, hani raidlerde dolaşırken yapıyordum. Vikavolt çıktı önüme. Vay. Dur bakayım kaç levelmiş. Very Strong yazarsa arkadaşlar, yazmadı. Demek ki yakalayabileceğimiz bir seviyede. 46 level. Evet, yakalayabileceğimiz bir seviyede arkadaşlar. Gerçi biz bundan hızlıyızdır ama neden Sucker Punch yaptık? 2 web yapıyor. Vay vay vay. Evet, Vikavolt mesela karşıma hiç çıkmamıştı şu ana kadar. Böcek, elektrik. Break, şey, peri böceğe kaç vuruyordu ya, yarım mı vuruyordu? Yok, bir vuruyormuş galiba. Beş hatanı düşürdük, gayet güzel. Çünkü bak, baz yapıp bize böyle yapıştıracaktı. Şimdi bir tane daha Spirit Break yapıyorum. Muhtemelen öldürmeyeceğini düşünüyorum tabii ki. Bunu yakalamak istiyorum çünkü. Bir Ultra Ball atacağım. Hazır. Of, kritik yedik galiba. Neden bu kadar çok götürdü? Evet, Ultra Ball'umuzu bir sallayalım bakalım. Kaçabilir tabii ki. Aa, kritik Ultra Ball attık. Süper. Bakın, bir kere oynadı ve yakaladı, dikkat ederseniz. O iyi de puan verdi yalnız ha. Güzel. Bakın mesela karşımıza çıkan Vikavolt'u direkt yakalamış olduk. Nickname vermiyorum. Şeylerine bakalım. Amrisine bir bakalım. Tam tersi olsaymış daha iyiymiş maalesef. Adamant geliyor ya. Tam tersi olmalıydı.
Zaten kullanacağım bir Pokemon değil. Ama Pokédex'imiz de yok da eklenmiş oldu. Bakın ne güzel. Evet, devam edelim. Şöyle bakayım arkadaşlardan. Şifre açılma. Yazayım da böyle. Varsa raidiniz açın dedim. Buradan watt toplamaya devam ediyorum. Bu biraz angarya bir iş ama çok da zorlanmıyorum yani. Böyle böyle ben bayağı topladım yani. Bakın bu da görüyor musunuz? Dolaşıyor burada. Bazıları uğraştırabilir. O yüzden çok bulaşmamak lazım. Evet, en arkalarda bir kırmızı ışık gördüm. Biraz uzakta o. Gideriz oraya da. Oha, dibimde Stelix bitmiş. Vay. Ben kameraya bakayım derken geldi bile. Ve şey yani yakalayabileceğim seviyede. Çünkü yakalayamayacağım Pokemon'larda şurada şey yazıyor ekranda. Very strong Pokemon falan yazıyor. Bu 50 level'mış. Ya bu yakalanmaz muhtemelen. Şimdi beni uğraştırır boş verin. Şöyle ana menüye girip tekrar bir şey yaptığımızda evet mesela Altuğ bir tane açmış. Noctowl 5 yıldız. O hemen girelim. Arkadaşlarınızın açtığı raidlere de böyle giriyorsunuz. Hemen Pokemon'umuzu da değiştirelim. Ona karşı Brutal iyi iş yapar değil mi? Evet, hazırım savaşa da dedim. 5 yıldız Noctowl. Yani 5 yıldızlar güzel itemlar veriyor. Özellikle şeker konusunda X'lar, şekerler falan veriyor. O yüzden girmek lazım yani. Kaçırmamak lazım. Özellikle oyunu bitiren arkadaşlar böyle raidler açtığında hiç kaçırmamak gerekiyor. 5 yıldız. Ben henüz açamıyorum. Evet, bekliyoruz. Başka gelen olacak mı? O da Toxtricity seçti. Bu Pokemon'un adını da söylemek çok zor ya. Evet, King Deoxys de şu an telefonda yazıyor. Biz bir taraftan WhatsApp grubumuz var. Orada da haberleşiyoruz. Görünmüyor da. Geliyorum, geliyorum yazıyorlar hemen. Bu da ayrı bir güzellik oluyor. Tabii oyunun keşke şey olsa. Hani kendi içerisindeki böyle sesli bir iletişim olayı olsa da hadi geliyorsun geldim şöyle böyle mesela savaş anında iletişim halinde olsak vesaire çok güzel olur. Ama Nintendo bu tarz şeylere pek yanaşmıyor nedense. Yani mesela çok önemli bir oyunu olan işte Splatoon mesela şey yani online shooter oyunu adamı sonuçta bu şey var takımlar var hani insanlar haberleşmeli yani o oyunda. Ama öyle bir özellik koymuyor mesela garip ilginç yani. Evet, yine 3 kişiyiz. Göksel, ben ve Redmurn. Pyre, Redmurn arkadaşlar bu arada. Bakalım. 5 yıldız Noctowl'da neler yapacağız? Güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Beaver'ı kolay aldık ama mesela. Bazı Pokemon'lar gerçekten uğraştırıyor. Evet, koca bir Noctowl. Böyle şey yaparken falan Joy-Con felaket titriyor. Evet, hadi bakalım. Bu da kız karakter seçmiş Redmurn'da. Evet, Dynamax hakkı bende değil. Dikkat ederseniz Dynamax'im dolu değil. Yani bu bir sonraki tur bana geçecek eğer kullanılmazsa demektir. Overdrive yapıyorum. Evet, mesela Redmurn şeyi kullanmadı. Dynamax hakkını kullanmadı. Muhtemelen bana geçecek. Bakın bu 4 tane kalkan açtı. 5 tane açanı da var. Oh, bir de reflek yaptı. Evet, bu birazcık uğraştırabilir. Onu söyleyeyim. Evet, kalkan kıracağız şimdi mecburen. İkinci kalkanı kırdı. Dördüncü gelen NPC tabii ki. Ben en sonda yapıyorum. Demek ki en yavaş benim Pokemon. Oradan bunu anlıyoruz. Evet, kime vuracak bakalım. Böyle rastgele de saldırıyor tabii. Sağlam da vuruyor. Evet, hepimizin atağını düşürdü galiba. Hızını düşürmüş. İkinci defa saldırıyor. Mesela arka arkaya da saldırabiliyor arkadaşlar.
Şu an Dynamax hakkı bana geçti. Ben bunu kullanacağım tabii ki ve Overdrive'ı bakacağım. Yani max şey olarak dedi elektrik miydi neydi o saldırının adı. Yani bizim eleman da karizma değil mi yani Dynamax'ta. TP'miz 231'e kadar çıktı. İşte Dynamax level bunu arttırıyor arkadaşlar. Eğer Dynamax level'ınız fullse 231 olmaz mesela. Daha yüksek olur. 2'ye katlıyor o zaman HP'yi falan. Evet, kalkanı kırmayı başardık. Bundan sonrası daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Eğer ikinci bir kalkan açmazsa daha kolay olacak. Evet, maalesef ikinci bir kalkan açtı. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet, Moonblast ile King Deoxys'i götürüyor. Evet, böyle kızmaya da başlıyor yani öyle de şeyler var. Take down yaptı. Kritik vurdu. Rock Polish mi? Evet, NPC başka bir havalarda şu an. Şimdi biz vuracağız. Dynamax vurduğum için kalkandan iki kademe götüreceğim. Gördüğünüz gibi biraz da hatta zarar verdim. Ha, hipnoz yaptı kimi? Pyra'yı uyuttu. Evet, dediğim gibi bu birazcık zorlayan bir şey olacak. Raid Battle olacak. Bunu da görmüş olursunuz en azından. Şimdi yenilen taraf şeylik yapıyor, amigoluk yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun tabii etkileri var. Yani size işte defans katkısı sağlıyor, bazen enerji dolduruyor, bazen başka şeyler yapıyor vesaire. Mesela rakibin kalkanını kırdığı oluyor, ne bileyim ne. Ama şu an ne yaptığını anlamadım. O ara okumadım yazıyı. Nightshade yaptı. İyi, Allah'tan bana vurmuyor şu an. İkinci kalkanı komple kıracağız. Güzel. Bundan sonrası kolay gibi duruyor. Yani üçüncü defa kalkan açmıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi artık evet bayağı da götürdük yani. Defansları da düştü. Evet, yenilen arkadaşlar bazen böyle tekrar gelebiliyor. Mesela şu an Göksel geri geldi. Dikkat ederseniz. Sıra bana gelmeden önce bu iş biter gibi duruyor. O yüzden ben şu an izlemedeyim. Evet, tek atarak işi bitirdi Göksel. Evet, bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Noctowl'da yakalamak için tabii ki topumuzu atacağız. 5 yıldız olduğu için belki gelmeyebilir. Belli olmuyor çünkü. Genellikle ama dediğim gibi Gigantamax formlar topa girmekte çok zor. Gerçekten yani çok zor yakalanıyorlar onlar. Özellikle Gigantamax Butterfree ölüm. Evet, çıkma 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 çıkma, gel 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 gel. Ne geldi? Evet. Noctowl'u da yakaladık. Tabii Noctowl'un yanında getireceği hediyeler de bizim için önemli. Bakın X-Large falan veriyor dikkat ederseniz. Bunları sadece 5 yıldızdan alabiliyorsunuz. Bir tane Dynamax kendi verildi. Tree Attack, Brave Bird, Hurricane, güzel de saldırılar aldık. Gayet güzel. Ne gerek yok. Güle güle gönderdik kutuya bunu da. Bu şekilde işte arkadaşlar. Hemen şöyle bir güncelleme daha yapıyorum. Başka açan var mı diye bakıyorum. Ha, burası size karışık geliyorsa arkadaşlar. Mesela bunlar tabii geç kalındı artık. Muhtemelen bitmiştir bunlar. Deneyim ama muhtemelen geçmiştir. Bunlar geçmiş maalesef. Şuradan arkadaşlar böyle girdikten sonra direkt Search Stamps'e gelip buradan diyorsunuz ki mesela sadece Max Raid Battle'ları ara diyorsunuz. Onunla ilgili konular çıkıyor sadece. Bu da güzel bir şey. Mesela Swap Kart yapabilirsiniz. Bu da yani arkadaş ekleme gibi bir şey. Yani onun raidlerini sen görebiliyorsun kart alışverişi yaptıktan sonra. Sen onun raidlerini görebiliyorsun vesaire. Altta böyle raid yapar gibi duruyor. 50 wattımızı daha aldık. Bronzong çıktı. Hala arıyor, bulamadı.
buldu. Mesela Alice diye birinin kartıyla değişim yaptık arkadaşlar. Alice'i görelim. Alice buymuş. Favori diyelim. Alice'in artık raidlerine girebileceğiz, görebileceğiz. Yani arkadaş eklemiş gibi bir şey oluyor. Ya da girebiliyorduk, onu unuttuk tabii. Bakalım başka raid var mı? Evet, yine altı bir raid açmış. Bu şey Elder Ghost değil mi? 5 yıldız Elder Ghost, fena değil. Hemen girelim tabii ki. Böyle böyle bir anda bir bakıyorsunuz arkadaşlar, saatler geçmiş yani. Ne olduğunuzun farkına bile varamıyorsunuz. Ben tabii ki Eldegoss'a karşı alabileceğim Pokemon tabii ki Beckham. Savaş için de hazırım dedim. Evet, Pyre, evet, Arei diye biri geldi mesela. Bakın bu yabancı biri. O da Butterfree seçti. Böyle yabancılar da tabii ki gelebiliyor. Ha, şöyle bir şey yaptınız. Mesela raid'e girdiniz ama sadece kendi arkadaşlarınızın gelmesini istiyorsunuz. İşte başkaları girip de yeri doldurmasın istiyorsunuz. Şifreli açabiliyorsunuz arkadaşlar raid'i. Onu da güzel düşünmüşler. Açarken şifre koyuyorsunuz. Sadece şifreyi bilenler giriyor. Aynı şekilde trade'de falan da bunu yapabiliyorsunuz. Evet, Eldegoss'umuz geldi. Evet, bu çimen Pokemon'ları biraz gıcıklık yapabiliyor arkadaşlar. İşte uyku tozu atıyor, ne bileyim uyutuyor. Başka şeyler yapıyor falan filan, böyle birazcık sıkıntılı olabilir onlar. Evet, Dynamax için 2 gerideyim şu anda maalesef. Pek o sıra bana gelmez gibi. Evet, Dynamax hakkını 6 kullandı bu sefer. Madmurn. Evet, Dynamax Darmanitan. Dynamax Galarian Darmanitan diyelim daha doğrusu. O gorilla taktik falan yapabilir ability'sinden dolayı. Hailstorm yaptı direkt olarak. İyi vuracaktır. Yok, çok da iyi vuramadı. Bazen böyle oluyor. Evet, Eldegoss biraz da special defansif bir Pokemon arkadaşlar. Cotton Down'u da yedi böylece. Gerçi fiziksel vurunca mı oluyordu öyle? Ne bileyim, hatırlayamadım. Aa, hepimizin hızını azaltıyormuş. Ha, bu kötü oldu. Evet, kalkanı da açıyor. O ne be, altılı kalkan açtı. Evet, bu Cotton Down'u sürekli göreceğiz arkadaşlar, anlaşılan. Onu da şu an Redmon yazıyor zaten. Şu ana kadar hiç altılı kalkan görmemiştim ben mesela, şaşırdım, en fazla 5 görmüştüm. 6 açan da varmış demek ki. Şu an gruptaki arkadaşlar da şaşırdı altılı kalkanı görünce. Ya bunu zor yeneriz ya bence. Bence zor yeneriz gibi geliyor. Bizim hızlar düşe düşe bitecek zaten. Evet, herkes şikayetçi, bu Pokemon zorlayacak zorlayacak diye. Bir taraftan telefona bakıyorum. Zorlu bir raid mücadelesi görmek istiyorsanız bu birazcık uzun sürecek gibi duruyor, söyleyeyim ben size. Evet, Limacho, Fatih de geldi bu arada. O da diğer raidlerde katılır muhtemelen. Yine raid akşamımızı kurduk. Yani dörtlümüzü. Arada Selçuk da geliyor tabi. Ama Selçuk şu an Pokemon kasmakla meşgul. O daha ötesine geçti bu işlerin. Evet, Darmanitan'ın saldırı seçmesini bekliyoruz. Sol üst köşeden anladığım kadarıyla. Bu böyle yaptığında ability'leri devre dışı mı bırakıyor? Ne öyle bir şey yapıyor? Evet, biz yedik darbeyi ya. Maalesef geldi, bize vurdu. Yani bu tur bunu alamayacağız muhtemelen, öyle görünüyor. Yani bence bu bizi alır gibi. Evet, kalkanı
Proton Down sıkıcı ya harbiden. Şimdi tek tek herkesi yine etkileyecek. Ben Eldegoss'a ilk defa giriyorum. Daha önce Eldegoss'un şeyine, raidine hiç girmemiştim. Sıkıntıymış. Evet, kalkanın inmesine bir tur kaldı. Proton Down galiba fiziksel vurmasak da şey yapmıyor herhalde. Geç o Pokemon'ların hepsi fiziksel vuruyor ya, o yüzden. Galiba special saldırılarda şey yok, Proton Down yok. Evet, kalkanı kıran da biz olmuş olduk. Biri şuna şu an tek atsa çok güzel olur ama pek atacak gibi de durmuyor. Evet, şu an kalkanı kırıldı. Hadi biri şuradan iyi bir vursun ona ya. Yok be, hemen kalkanı çekti tekrar ya. Oo, yine altılı kalkan çekiyor ya. Oo. Vallahi zormuş bu, birazcık uğraştıracak. Bakın, bakbaz yaptı gene Proton Down. Demek ki bu fiziksel de vursan, special de vursan işliyor. Garip bir ability'ymiş. Yani hızlarımız en dip noktaya ulaştı. Evet, bir taraftan da hail yiyoruz arkadaşlar, farkındaysanız. O da varmış. Buraya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, bu videonun süresi hakkında da hani bir fikrim yok. Ne yaptı be? Leaf Tornado yaptı. Of. Hepimize vuruyor ama tabi bunlar bize işleyecek saldırılar değil. Bu Pokemon'u saldırırken o tohumlarını atması gerçekten hoş. O iyi götürdü, iyi götürdü. Tamam. Bence iyi götürdü. Biz bunu alırız ama. Evet, Fatih de birazdan geleceğini söylüyor. Bak işte ya, Pyroball'um boşa gitti ya. Ya bu Pyroball ne kadar çok boşa gidiyor ya. Hani sizle serideki videoda da bakın kaç defa boşa gittiğini gördük. Raid'de de boşa gidiyor. Evet, Dynamax hakkı bitti adamın, hala yok. Evet, Fireball'a devam diyeceğim de onun da pek hakkı kalmayacak bu gidişle. Kalkanı kırılsa bunu buradan alırız gibi geliyor zaten rahat bir şekilde. Evet, 32 dakikayı da geride bırakmışız. Evet, bir seriye ara verme niyetine yaptığımız bir bölüm arkadaşlar. Hani sürekli Rosetta oraya... Oo, bayağı iyi vurdu, bayağı iyi vurdu. Evet, speed daha düşemiyor diyor. İyi bari. Düşüre düşüre. Evet, ability'lere bir şey yaptı gene diyor. Leaf Storm geldi, bize vurdu. Eyvah eyvah, 14 kaldık. O Leaf Tornado'yu bana vurma, tamam. Hadi ya, bit artık. Amma zormuş bu ya. Proton Down hala devrede. Yani hızlarımız daha düşemiyordu. Ne oldu? Her şeyi sıfırlamıştı az önce galiba. Tamam ya, bitti bu artık, tamam. Öl artık. Bayağı şey oldu. Bayağı uğraştırdı ya. Bunu üstüne bir de yakalamazsa yakalamasa da o ödülleri veriyor arkadaşlar. Hani sonda aldığımız ödüller. O yüzden çok önemli değil. Arkadaşlar da şikayetçi, ölmedi bir türlü diye. Evet, geldi bu da. Dediğim gibi Gigantamax'ler genellikle kaçıyor. Bunlar çok fazla kaçmıyor. Bir iki defa gördüm kaçtığını. İyi, Large X, Large bir tane, Large iki tane aldık. Rare Candy aldık mesela, bakın güzel. Energy Ball, Grass Knot, Leaf Storm aldık. Fena değil. Güzel. Geldik olsa da kutuya gönder. Evet, birazdan Fatih açacağını söylüyor raid. Bakalım
Noctowl var ama şey Noctowl diyorum. Zatu var. Buna girmeyeceğim. Birazdan Fatih açacağını söyledi çünkü. Evet, Octillery gördüm orada. Octillery yakalamıştık zannedersem. Kenardan toplamaya devam edeyim şimdilik ben. Hop, Felipper. Yani suda gidiyoruz vallahi işte. Buradan da elimizi aldık. Bakalım ya. Evet, bir yenileyelim diyecektim. Yok. Bu arada bir surprise trade yapalım diyecektim. Tam bir şey oldu. Evet, açmış Fatih. Hem de Vivile açmış arkadaşlar. Hemen girelim. 4 yıldız Vivile. Uyar. Pokemon'umuzu değiştirelim. Vivile'a dövüşleyi vururuz değil mi? Yani. Ahtapot'la giriyorum. Hazırım savaş için de. Diğer arkadaşları bekleyelim. Evet, Eternatus'lu King Deoxys geldi. Bekliyoruz. Evet, galiba şey kaldı bir tek. Altuğ kaldı, o da geldi. Tamam. Evet, dörtlümüzü sağladık şu anda. Limaçu'dan Fatih, ben, King Deoxys Göksel ve Redmurn Pyre. O iki efsaneyle Zamazenta ve Zacian'ı göreceksiniz. Öyle görünüyor. Yok, değiştirdi o. Malamar'a dönüştü. Evet, şu an hazırız ve maçımız başlıyor. Weavile. Daha önce Weavile yakaladım sanırım ama yine tabii ki yakalayacağım. Evet. Fenerbahçeli Alex'imizle birlikte. Evet. Şimdi Dynamax hakkı bende değil. Octolok yaparsam her tur defansını azaltırım. O yüzden ben Octolok yapmak istiyorum Viva'yla. Yani diğer arkadaşlara yararı olması açısından biraz sistematik düşünelim. Yani her tur galiba defansı düşürüyordu da bu Dynamax'e işliyor muydu onu bilmiyorum. Şimdi deneyip göreceğiz. Evet, Fatih'in Pikachu'su bu. Gigantamax. Pi diye geliyor. Evet, Pikachu düşmanları yazacak yorumlara. Pikachu düşmanları yazacak yorumlara diye gülüyorlar şu an grupta. Yok ya, bizde çok Pikachu düşmanı yok ya. Değil mi? Bizde o kadar yok yani. Gigantamax Pikachu. Bakalım. Ne yazacaklar göreceğiz. Evet, G-Max Wall Crash yapıyor. İyi de vuruyor vallahi. Daha önce kim vurdu? Biri sağlam bir vurmuş yani. Benim şey Oktoluğa gerek bile kalmayacak valla. Efsaneler götürecek. Evet. Efsanelerin saldırıları Dynamax'lere 200 vuruyor. Yani şey iki katı vuruyor arkadaşlar. O yüzden de bir de kritik vurdu. Oh, daha ne olsun. Evet, birazcık kolay bitti bu. Bana sıra bile gelmedi ya. Neyse artık. Atalım Ultra Ball'umuzu. 12 tane Ultra Ball kalmış. Daha önce yakalamıştık sanki ya. Bizim Pokédex'imizde vardı bu sanki ama bilmiyorum. Yine de yakalayacağız tabii ki. Evet, Weavile da geldi. Güzel oldu bu. Ah, ne aldın da geçirdik, biraz hızlı bastık ya, tüh. Neyse artık. Vermiştir bir şeyler.
Evet, şuradan benim karşıda bir ışık göründü bu arada. Ona bir gidelim. Bakalım neymiş. Bronzor ya. Evet, bende daha çok iyi şeyler açılmıyor arkadaşlar maalesef. Başkalarının raidlerine girmek daha avantajlı. Bu arada şeye bir bakalım. Nasıl değildi? Son gelen saldırılardan herhalde anlarız ne olduğunu. Ne geldi acaba ya? Blizzard gelmiş. World Cup gelmiş. Ice Beam falan gelmiş herhalde. Neyse, güzel saldırılar gelmiş. Bende şey var mı? Ona bakıyorum. Zenith yoktu galiba, değil mi ya? Viking Tanks. Yani bir psişik saldırı öğreteyim diyorum ama atakçı. Gerçi atakçıya da gerek yok. Doğru düzgün psişik saldırı yok ki zaten. Psycho şokum varmış. Hiç öğrenmiyor. Güzel. Başka. Demek ki çok fazla Zenith bat. Oo, bu varmış ya. Güzel. Hemen Beckham'ı öğretelim bunu. Şimdi takımda gerçekten psişik saldırı yapan yok. Headbutt. Headbutt'ı atalım ya. Ya da double kick bazen işe yarıyor. O yüzden headbutt'ı atalım. Güzel oldu bu, değil mi? Hadi yeni bir raid açılmış bu arada. Sanki göremedim gibi. Ben göremedim onu ben. Hayır, açmış gibi geldi bana. Görünmedi bende. Neden bende görünmüyor? Evet, şu an göremiyorum orayı ben. Ana ekranımda görüyorum ama ne girince göremiyorum. İlginç. Hangi Pokemon bir de ya? Dağıtıp bir daha kuralım dediler. Yaparsanız. Yani şu an gördüm. Normal. Bu ne ya? Bu hangi Pokemon? Allah Allah, bu start challenge demeyi unutmuşum bu arada. Çıkaramadım ya Pokemon'u. Normal tür dediğine göre ona biz Ahtapot'la saldıralım. Gerçi arkadaşlardan bize de çok bir şey kalmıyor da. Tipinden çıkarabildiniz mi bu Pokemon'u şu ana kadar? Böyle bakıyorum. Ne bu ya? Hey ya, sincap bu ya, değil mi? Şimdi çıkardım. Yeni sincap var ya, o. Galiba yoktu bende. Evet, başlıyor raidimiz. Bakalım kim gelecek, şey nasıl olacak? Tipe bak. Reading. Evet, Ahtapotuma bu sefer şey ayırın be. Vuracak sıra ayırın. Ver power diyorum. Benim Ahtapot birazcık yavaş. O yüzden de hani sıranın gelmesi biraz uzun sürebiliyor tabii ki. Evet, Fatih Pikachu'sun Brick Break ile başladı ve kalkan geliyor. Beşli kalkan çekti bu da. Low Sweep. Perfect'in Close Combat'ı. Kimse Dynamax olmuyor bu arada, neden?
Hakkı harcıyorlar herhalde. Super power. Evet, iki tane yok, bir taneyi götürdük. Hatamız düştü ama tabii ki. Evet, şanslı kişi şimdi Göksel'di galiba. Super Fang'i de biz yemiş olduk arkadaşlar. Oh. Oktolog yapıyorum. Bu sefer herhalde işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Kendimi strateji için feda ediyorum. Evet, Fatih Gigantam X Pikachu yine yapıyor. Pi diyecek gene. Pi yapıyor bir de. İlginç bir ses olmuş gerçekten. Evet, Max Knuckle yaptı. Ne kadar götürecek? Evet, kalkanını kırdı tabii ki. Güzel oldu bu. İkinci bir kalkan çekecektir ama muhtemelen. Tabii oradan biri bunu teklemezse. Yok, hemen çekti arkasından yani. Love Sweep. Close Combat. Oo, Close Combat şeyden bile iyi vurdu yani. Kalkana rağmen iyi vurdu. Ah, geldi bize vurdu ya. Octolo yapayım bari. Yok, kafayı bize taktı, öldürdü ya. Geldi bize taktı kafayı ya. Şu an savaş dışıyız arkadaşlar. Yayıncı fokus yapıyorlar diye. Gruptakiler de öyle diye. Chiron yapıyoruz. Anca amigoluk yapıyoruz şu an. Böyle işte amigoluk yaparak. Ne yapalım? Adam bize saldırdı ya, o kadar kişi dururken full bize girdi vallahi. Evet, oldu galiba. Yok, olmamış henüz. Evet. Ve bitiş anı close combat'lı oldu. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani videoda tabii ki denk gelmedi ama keşke bir Gigantamax savaşı denk getirebilseydik. Tabii onlar her zaman çıkmıyor yani maalesef. Gigantamax savaşları daha böyle şey oluyor. Atraksiyonlu oluyor yani. Evet, işte bu aslında bu video size arkadaşlar video aralarında boş kaldığım vakitlerde ne yaptığımı da göstermiş oluyor. Ben video dışında sadece bunu yapıyorum. Çünkü yani senaryo olarak, hikaye olarak ilerleyemeyeceğim için oyunda. Sadece bunları yapıyordum. Bir X-Large falan yine aldık. Güzel. Bunları depoluyoruz. Metronom verdi. Çok iyi saldırılar almamışız ama Hyper Voice fena değil. Evet, seni de kutumuza gönderelim. Evet, devam ediyoruz. Evet, yeni raid şeyleri açılmış aslında. Işıklar açılmış. Biraz hızlanalım, o ışığa bir bakalım. Evet, Onyx açtı şey. Altı köşede görüyorsunuz şu anda. Girelim, ona da girelim. Son bir Onyx'e de girelim. Onu da görmüş olalım. Onyx'i de yakalamadık hiç galiba şu an. 5 yıldız bir de. Vay. Bu da son raidimiz olsun. Çünkü bir hayli oldu süre. Bu Pokemon'uyla dalalım ona da. Gerçi yer türü bir saldırı yaparsa bizim için iyi olmayabilir. Bakalım. Yaklaşık 49 dakika olmuş video başladığından beri. Yani gösterebileceğimi gösterdim diye düşünüyorum raid olayı hakkında, değil mi? Yani raidlere girme, nasıl yapıldığı, nasıl savaşlar yapıldığı konusunda yeterli bilgiyi verdiğimi düşünüyorum.
Evet, Fatih'te 5 yıldız Vop Buffet var diyor. Yani bu raidler bitmiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geldikçe geliyor. Evet, kömürün son evrimi var diyor. Ona da gireriz belki. Video biraz uzun olsun mu bilmiyorum ama. Yani. Sonuçta 1,5 videosu. Bunu herkes izlemeyebilir. Sorun değil benim için. Evet, Fatih Inteleon'la geliyor. Inteleon'u görmeyenler için de güzel bir şey olacak. Dracovish'i de yani çok eğer sağdan soldan bakmadıysanız görünmez. Evet, Eternatus da geliyor. İyi, bu savaşta bayağı ilginç Pokemon'lar karşınıza çıkacak. Evet, ilk defa Onix'in şeyine giriyorum. Raid'ine giriyorum. Onix normalde de büyük zaten. Evet, şimdi Dynamax hakkı bizde değil. Liquidation yapıyorum. Bunu kolay alırız gibi geliyor bana. Çünkü hemen hemen herkes çarpı 4 vuruyor. O beşli kalkan açtı. Hayırlı olsun. Eternatus'un Dynamax Cannon saldırısı. Bu da Dynamax Pokemon'lara çarpı 2 vuruyor. O yüzden yapılıyor genellikle. Snipe Shot geldi şeyden. Inteleon'dan. Ya biz vuramadık. Adam bizden hızlı ya. Adam Eternatus'a vurdu gitti. Oh, bir de kurse yaptı. Curse daha doğrusu. Evet, kalkanı birazcık kırdık ama en son hep ben vuruyorum. Tabii benim Pokemon level olarak düşük kalıyor diğerlerine göre. Evet, Dynamax hakkı bize geçti. Yapalım Dynamax'imizi. Böyle bakıyorum. Taraftan da gözüm sürede yani 52 dakika falan oldu. Yarın da sabah okula gideceğim yani vakitte geç olmaya başladı. Biraz açıkçası kafa dağıtmak için hem bu raid'e girdim hem de videoyu çekiyorum. Evet, bir beşli kalkan daha geldi. Dynamax Cannon iyi vurmadı geçen sefer. Bakalım bu sefer nasıl vuracak. Yani vurmuyor. Evet, Snipe Shot kalkanı aşıyor. Daha iyi vuruyor. Max Gazer yapıyoruz. Max Gazer öldürmese bile yağmur yapacak şu an şeyde. Savaş alanda yağmur oluşturacak. Ha, neden oluşturmadı? Anlamadım. Yağmur neden gelmedi? Normalde bu saldırı yağmur yapmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyormuşum demek ki. Evet, sağlam vurdu. Buradan sonrası kolay. Yani ikinci kalkan kırıldıktan sonra zaten iş kolaylaşıyor. Yani gerek bile kalmadı. Kendi kalkanını düşürünce öldü. Evet, direkt olarak hemen Ultra Ball'umuzu atalım. Muhtemelen gelecektir. Son bir raid daha var. Onu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Onu da göstereyim, ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Evet, Onix de geldi.
vermiş. Rare kendi var. Power Gem, Earth Power, Spike, Stone Age. O güzel saldırılar geldi bak. Evet, Onix'i de galiba hiç yakalamamıştım. Böylelikle Onix'i de Pokédex'imize katmış olduk. Evet, Fatih'ten son bir kez bir raid açmasını istedim. Ne varmış bu arada, onu da bakalım. Ha, bu şey değil mi? Yarasa. Güzel bir raid olabilirdi ama şu an arkadaşlarınkini bekleyeceğim. Bakalım. Yok, henüz yok. Eğer kömür, yani kömürün son versiyonu, son evrimi olan ona girecek herhalde. Eğer o çabuk biterse 1-2 de surprise trade yaparız. Yani açtı şu anda raid'i. Hemen girelim. Bu Pokemon bende yok çünkü. 5 yıldız. Bu Pokemon'un şöyle bir şeyi var, avantajı var. Su saldırısı yedikçe bunun defa şeyi, hızı artıyor. Öyle bir şey var yani. Ah, ben Pokemon değiştirmeyi unuttum. Heh. Bir anda ready to battle dedik ya. Su Pokemon'u alacaktık. Neyse, artık olan oldu. Kota kim ya? Kota diye biri geldi. Adam hazır dedi ya, quit demedi. Odaya başkası girdi, çık dedim ama çıkmadı. Neyse, artık elimizdekiyle Redburn dışarıda kaldı biraz ama yapacak bir şey yok. Evet, kömürün son hali Colossal. Evet, ben de Pokemon değiştirmeyi unuttum ya, maalesef. Bunda ne yapabilirim ki? Adam kafadan kalkan açarak geliyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yani tam bu efektif ama Sucker Punch yapayım mı ya? Bakalım ne oluyor. İlk ben vurmam lazım değil mi? Sucker Punch yaptığıma göre. Ya, su Pokemon'u alacaktım. Pii. Pii. Evet, ilk ben vuruyorum. Kalkanı götürdük en azından değil mi? İyi oldu. Max Quake yaptı. İki kalkan götürdü. Birazcık da enerjiyi götürdü. Hiç fena değil. Eternatus'lar tabii ki Dynamax Cannon için getiriliyor ama bu Pokemon'a ne kadar işleyecek göreceğiz. Yani çok da etkili olmadılar açıkçası. Dynamax Cannon da en azından iki kalkan götürseymiş fena olmazmış. Evet, bir hayli az hasar verdik Pokemon'a. Birazcık enerjisi düşüyor kalkan kırıldıktan sonra. Şu an defansları da düştü. Gelir bana vurur kesin, biliyorum yani. Eternatus'u vurdu, vurdu. Sandstorm başladı. Her shot. Neydi? Şu an oyunda bir şey mi oldu? Bir sessizlik oldu sanki. Sanki böyle oyundaki bazı sesler gitti gibi geldi bana ama bilmiyorum. Ben Sucker Punch'a devam edeceğim. Çünkü muhtemelen vuracak. Vurunca da tabii ki ilk biz vurmuş oluyoruz. Güzel oluyor bu. Ama az götürdü tabii. Yapacak bir şey yok. Eyvah. Adam Flame Body'ymiş ya. Ben öteki şeyi var, ability'si var zannediyordum.
Dynamax Cannon'lar hiç vurmuyor Pokemon'a. Süper. Bu birazcık uğraştıracak. Öyle görünüyor. Yani video uzamasın demiştik ama uzayacak yani. Pokemon'u getirmedik işte tabii yani o biraz sıkıntı oldu. O kalkanı aşarak iyi vurdu sanki değil mi? Head Crash geliyor. Ya vuramadı. Flame Charge. Onlar da Eternatus'a işlemez. Evet. Şu an burn olduğum için zaten hiçbir etkim kalmadı savaşa. Sadece kalkan kıracağım. Atağım düştü çünkü iyice. Burn yüzünden. Evet, artık alsınlar. İki kalkan sonunda biraz daha kolay olacak. Evet, kalkan kırıldıktan sonra. Bir iki darbeye ölmüş olacaktır diye düşünüyorum. Bir şöyle sağlam bir yapıştırırsa bu iş biter gibi geldi bana. Oldu. Evet. Evet, bende olmayan bir Pokemon daha bu. Umarım yakalayabiliriz. Üçüncü evrim olduğu için belki Ultra Ball'a girmeyebilir. Evet, 1 saati de geçtik. Evet. Yakaladık güzel. Bu şeyde videoda en azından Pokemon kaçırmadık hiç. Elimizde de olmayan bir Pokemon gelmiş oldu. X'ler aldık. Saldırılar Power Jam, Earth Power, Spike, Stone Edge. 10X'ler hemen hemen aynı saldırıları verdi. Bunu da eklemiş olduk arkadaşlar. Evet, sizlere bu videoda galiba yani Valtteri'ye çok gösteremesem de sonuç olarak raidlerin ne olduğunu gösterdik arkadaşlar. En arkada bir mor gördüm sanki ya, çok geride. Buraya şeyden ulaşabilirim sanki, bir saniye. Şeyin kapısına gidelim. Buranın kapısına gidelim. Ya. Orada bir mor ışık gördük bak en arkada. Hemen de geldi. Ne güzel. Nerede o mor ışık? Yanlış yerde gördüm. Kum fırtınasının içine düştük tam da. Mor ışıktan parlak Pokemon'lar çıkıyor. Bunlar da Hidden Ability vesaire olabiliyor arkadaşlar. Bu ne ya? Clank. Ha. Ama bunu açmayacağım arkadaşlar şimdilik. Dediğim gibi video bir hayli uzadı. Son şeyimi buraları şöyle kaçış bir kaçış yapalım. Az çok zaten ne olduğunu anlamışsınızdır olayın. Bilmeyenler için söylüyorum tabii ki. Avluça var orada. Kovalıyor valla. Buralar daha çöl ortamları vesaire. Işıkları tamamlarsanız bütün raidler arkadaşlar yeniler açılıyor o şekilde falan var buralarda. Evet, bu şekilde bir olay arkadaşlar. Gayet zevkli. Yani bence bu oyunda gerçekten bunu çok iyi düşünmüşler ve yapmışlar diye düşünüyorum. Biz surprise trade ile olayı bitirelim arkadaşlar, değil mi? Bugün bir de trade atmadı demeyelim. Gönderelim. Bayağı da Pokemon'umuz oldu yani. Böyle bakıyorum. İşimize yaramayan, elimizde bulunan bir Pokemon olsun. Az önce yakaladıklarımız buraya eklenmiş. Bakın şunu da yakaladım. Crossmoth. Gördünüz mü daha önce bilmiyorum ama. Çok güzel bir Pokemon. Buz böcek türünde. Ponyta'yı yakaladım bu arada. Raid'den geldi. Şey, pardon, trade'den geldi.
Böylelikle Pokédex için iyi oldu yani. Bronzong'u göndereceğim. Zaten yakalanabilir bir Pokemon, sorun değil. Evet. Raid'imizi de yapalım. Videomuzu öyle tamamlayalım. Belki çok güzel bir şey gelir, değil mi? Evet, trade bu şekilde devam edebiliyor biliyorsunuz. Valteria'da böyle hava şartları sürekli değişiyor. Hava şartları değiştikçe de arkadaşlar, bölgeye göre tabii ki değişik Pokemon'lar çıkıyor tabii ki. Ah, şeyle bir burun buruna tokuşmaca oldu. Maraktas'la. Bir raidimiz yarım kaldı. Evet, trade complete dedi. Hemen arka planda o olmuş. Bakalım, çok güzel bir şey çıkmaz muhtemelen ama çıkarsa da seviniriz hazır videonun sonunda. Oha! Vay! İlginç. İlginç. Bakalım özelliklerine mi? Tam anlaşılmıyor. 5'i defansa atıp 5'i defansa zaten çok değil değilmiş canım. Ben öyle kasılmış bir Scorbunny diye düşündüm de değilmiş. Evet, güzel bir son, güzel bir veda oldu. Scorbunny. Scorbunny isteyenlere gönderebilirim arkadaşlar. Eğer oyunda başka bir başlangıç Pokemon'unu aldıysanız, eğer istiyorsanız da Scorbunny'yi size gönderebilirim. Ben de iletişime geçin yani. Evet arkadaşlar, bu bölümde sizlerle Valdere'yi dolaştık. Birçok raid yaptık arkadaşlarla birlikte. Sağ olsunlar, onlar da geldi. Göstermiş olduk sizlere arkadaşlar. Solda dediğim gibi hala insanların ne yaptıkları, şurada daha doğrusu şöyle görünüyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz oradan. Çok güzel bir olay bence. Bu oyunun gerçekten en güzel özelliği bu olmuş diye düşünüyorum ben. Evet, bu buçuklu bölümden sonra gelecek bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Bu molayı da böyle değerlendirmiş olduk. Gecenin bir yarısı oldu. Çok da bağıramıyorum arkadaşlar. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda, gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Aslında bu güzel müziği kesmek de iyi olmayacak ama outro girsin. Chapter.